çözüm sürecine destek %70'lere, 80'lere kadar çıkmıştı. Bugün operasyonlara destek aynı oranda diyor, öyle açıklıyor. Çünkü yani tabiri caizse PKK ve HDP birlikte kaşındılar. Yani devlet otoritesini, devleti, hukuku hiçe saydılar. Yani kendisini destekleyen ve asla güvenmemeleri gereken Batı'ya, Amerika'ya güvenerek meydan okudular, cinayetler işlediler ve sadece Türkiye'ye ve Türklere değil, en fazla Kürtlere ve o bölgede yaşayan Kürtlere çok büyük zararlar verdiler. Kürtlerin PKK'dan sıtkı sıyrılmıştır. Bir demokrasi, özgürlük, hukuk talep eden bir örgüt olmadığı, uluslararası şeylerin maşası olduğu ve Kürt haklarının sadece suistimal edildiği, ağır bir şekilde suistimal edildiği, somut, pratik bir şekilde ve çok ağır sonuçlarıyla, yıkım, kan, gözyaşıyla bunu müşahede ettiler. Biz bunu Batı'da o kadar anlamıyoruz ama bu Doğu'da, Güneydoğu bölgesinde bu şiddetle böyle. Hükümete düşen, tabii operasyonlar da kaçınılmaz ve şey konseptine de katılıyorum. Yani beklemeyip gidip inlerinde imha etme falan, bu da kaçınılmaz. Ama bunları bir toparlayıp yeniden Kürt vatandaşı muhatap alarak demokrasi, özgürlük, insan hakları konusunda açılımlara hükümetin devam etmesi lazım.